Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birinci premoları yapacağız. Alt birinci premolar. Öncelikle tanıyalım birinci premoları. Tüberkül tepesi ile kök apeksi paralel geçiyor. Tam simetrik. Yani isim koyarsanız direkt tam ortasından geçer. Bukal ile lingual kısmı yataydır. Yataylığı fazladır ikinci premolara göre. İki tüberküllüdür. 1-2. Şu şekilde bakacak olursanız kanin dişine benzer. Zaten bu kısmını yaparken kanin yaparmış gibi yapacağız. Diğer özelliklerini aklıma geldikçe sayarım. Bunu buraya koyuyorum. Başlayabiliriz. 4 adet spatülümüz var şu şekilde. Bunu çizerek de yapabilirsiniz. Göz kararı da yapabilirsiniz. Göz kararı dedim, yine cetvel kullanarak ölçeceğiz tabi. Şu şekilde ikiye ayıracağım ben. Şimdi bunu 7 santim olarak ayarlayacağım. Şuradan şöyle işaretledim. Cetvelle kesmek kolay olduğu için cetvel kullanıyorum. 2 santimde 2 santimden birazcık fazla alacağım. Kronumuzun boyu. Yavaş yavaş kökümüzü çıkartmaya başlayabiliriz. Şöyle bakalım. Şimdi şuradaki eğimi vermeye çalışıyorum. Bu kalp tarafı şu taraf yapacağız. Şu taraftan şöyle eğim veriyorum. Burasını bukal taraf kabul edelim. Şuraya bukal yazalım unutmamak için. Tamam. Şurası lingual kısmımız. Birazcık daha vereceğim iğme. Yaparken sürekli olarak her açıdan kontrol ediyorsunuz. Servikal çizgiyi birazcık belli edelim. Şimdi şu şekilde. Servikal çizgimiz olsun. Geçici olarak bir servikal çizgi tabi. Servikal çizgiyi arkadaşlar en sona saklayacaksınız. Servikal çizgi çizilip bozulabilir. Mesela şu an gitti servikal çizgimiz. Hiç sıkıntı değil. Tekrar yapabiliriz.
Şöyle bir keşi alacağım. Rengarenk kısmından da az bir şey eğim verdim. Bakın çizdiğimiz servikal çizgi nereye geldi görüyorsunuz. Hiç sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi genel hatları çıktı gibi. Şimdi şuralarından da şöyle üçgenimsi bir görünüm vereceğim.
Şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş benzeteceğiz şimdi bunu. Kök apeksini küt bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Asla bir dişin kökü küt olmaz. İşte sivri bir kısım da kalmıyor. Elim kesilmiş. Dişe kan bulaştı. Neyse, kan. Evet, neyse sıkıntı değil. Sadece kan çizgiyi tekrardan belli ettim birazcık. Tamam. Şimdi oblijyona girebilirim. Şöyle C şeklinde bir şey açıyorum. Şundan da C şeklinde. Zaten şöyle yataylık olacak. Şöyle şuradan yatay bir şekilde alabiliriz. Şuradan sabuna şu şekilde baktığınız zaman hafif şöyle bir daralma görüyorsunuz. Üçgenimsi. Oklüzyondan devam ediyoruz.
Sana birkaç çizgiyi bellettim tekrardan. Birazcık kalın ilerledik gözüme kök. İncelttim. Üzerine geçelim tekrardan. Keskin hiçbir yeri kalmayacak dediğimiz gibi. Güzeldi mi? Hı. Allah Allah. Güzel mi? Onun ilaydı, hangi ilaydı? Peki. Niye bir acaba? Sarıkan çizgimizi belirleyelim. Güzel bir şekilde.
güzelce bellettikten sonra şöyle bakıyoruz arkadaşlar. İçimiz benzediği gibi. Şimdi küçük ayrıntılar kaldı. Bunlarda fosta açmayacağım. Bu dişli fosta açmayacağım. Eğer hocanız size açtırıyorsa açabilirsiniz. Bu şekilde spatül izlerini alıyorum. Çorabın işlemine geçebiliriz. Okyajını çok edemeyeceğim. Bu hafta testim var. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz benzemin benzemini diye. İç kısmı. Fokal kısmı. Benzediği gibi birazcık. Tabii ki çok kusurumuz var. Çoraplama işlemini geçiyorum. Siz ya daha iyi yaparsınız. Daha güzel şekilde uzun uzun. Videoyu daha fazla uzun tutmamak için çoraplama işlemini bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşça kalın.